Merhaba arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Hello Neighbor gizemlerinin 11. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki artık Hello Neighbor'a yeni güncellemeler gelmiyor. Çünkü senaryo tam anlamıyla olmasa da kendini tamamladı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Hello Neighbor'da gözden kaçırdığımız oldukça fazla ayrıntı var. Bunu oyunu bitirdikten sonra tekrar tekrar oynadığım zaman anladım. Şimdi gelelim yeni gizeme. Bildiğimiz üzere ACT1'de tamı tamına 2 tane rüya görüyoruz. Bu rüyaları tekrardan görmek için oldukça fazla kez ACT1'i oynadım. Meğerse oyunda ne kadar çok zaman geçirirseniz, yani hızlıca bölümleri bitirmezseniz rüyaları görüyorsunuz. İlk olarak gördüğümüz ilk rüyaya bakalım. Bu rüya belki de oyundaki en gizemli rüya. Rüyaya başladığımızda ilk olarak yukarı bakarsak bir buzdolabının açılmış halini görürüz. Hafif ileri gittiğimizde bir pencereyi sağ tarafta görürüz. O pencerede de komşumuz Wilson bize gel işareti yapar. Ancak sağ taraftaki sehpaya bakarsak bir oyuncak çocuk ve kapağı açık olan bir çöp kutusu görürüz. Daha da ileri gittiğimizde ikinci pencere ve yukarıda asılı olan televizyonları fark ederiz. Daha sonrasında da komşumuz da kaza geçirir ve karısı olarak bildiğimiz kişi ilerleyen rüyalarda ölür. Biz zaten oynadığımız karakterin bir çocuk olduğunu biliyorduk. Ancak bu rüyalarda da gördüğümüz üzere çocuk olduğumuz ve annemizin ölümüne tanık olduğumuz anlaşılıyor. Neden mi? Çünkü rüyaya başladığımızda buzdolabının açık olması ancak acıkmış bir çocukla ilgili olabilir. Aynı zamanda da televizyon izleyip sesler çıkaran bir çocuk sesidir. Bu rüyadaki en önemli nokta annemizin ölümüne nasıl tanık olduğumuzdur. Öncelikle biz sanırım dışarı çöp atmaya çıkıyorduk ve sehpanın üstünde gördüğümüz o çocuk ve çöp kutusu bunu kanıtlıyor. Daha sonrasında babamız ve annemiz dışarı gezintiye çıkmaya gidiyor ve bir anda kaza alıyor. Biz de büyük ihtimalle eve döndüğümüzde o kazaya tanık oluyoruz ve bu kaza bizim içimizde bir korku olarak kalıyor. Şimdi ikinci rüyamıza bakalım. Bu rüyada babamız ya da komşumuz olarak bildiğimiz Wilson bir yeri kazıyor ve bir şey gömüyor. Daha sonrasında da bizi yatağın altından yakalıyor. Rüyayı incelemeden önce şunu söylemek istiyorum. Gördüğümüz bu rüyalar sırayla bence bize gösterilmek istenmemiş. Yani ACT2'deki rüyada Wilson'ın karısı hastanede ölüyordu. Bu gömmeyle o hastanedeki rüyaların sıraları tam tersi olacak. Şimdi bu rüyada birçoğunuz Wilson'ın birisini öldürdüğünü düşünüyor. Ama bence öyle değil. Burada Wilson karısını gömüyor ve biz buna da şahit oluyoruz. Yani annemizin gömülüşünü biz burada görüyoruz ve içimizde daha da korku birikiyor. ACT2'deki diğer rüyada da evimizin içinden bir trenle geçiyoruz ve o mutlu ailemiz tekrardan aklımıza geliyor. Zaten bunu seslerden anlamışsınızdır. Rüyalar bunlardan ibaret ve biz artık büyüyoruz. O eski evimize tekrardan dönüyoruz. ACT3'teki eski evimize geldiğimizde hatırladığınız üzere o pizza arabası sokaktan geçiyor. Tekrardan o kaza aklımıza geliyor burada. Daha sonra tekrardan rüyalar görmeye başlıyoruz ve o final boss'u yapıyoruz. Buradaki gölge bence içimizdeki korkuyu sembolize ediyor. Korkumuzu yenip artık huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hey! Ama bir dakika, o kaybolan çocuklara ne oldu? Bizi kurtaran küçük eleman aslında kimdi? Bunların cevabı da yeni gizem videosunda saklı. Bu videoluk da bu kadardı. Daha fazla Hello Neighbor videoları için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Farklı türden videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.